Doğumsal anomaliler aslında rutin olarak kadın doğum hekimi arkadaşlarımızın takipleri esnasında şüphelenebildikleri, daha sonra detaylı ultrason diye tabir ettiğimiz perinatoloji uzmanı arkadaşlarımız tarafından anomalinin varlığının araştırılması, varsa anomalinin ne olduğu ya da hangi sistemde olduğu ultrasonografik incelemelerle büyük çoğunlukla artık anlaşılabilir durumda. Perinatoloji uzmanı arkadaşlarımız daha sonra bununla alakalı olarak amniyosentez dediğimiz doğum kesesinden sıvı alarak herhangi bir kromozom anomalisi, genetik anomali var mı yok mu bu analizlerle bunun da tespitini yapabilmekte. Hatta o kadar ileri boyutta ki olan anomalinin ne olduğu, dolayısıyla doğumdan sonra hayatla kabil olup olmadığı, doğumdan sonra neler yaşayıp yaşayamayacağının belirlenebildiği, dolayısıyla gebeliğin sonlandırılması gerekiyor mu ya da devam etmesinde bir sakınca yoktur kısmına bile aileyi getirebilecek, bu anlamda yönlendirilebilecek düzeyde bilgilere sahip olabiliyoruz artık. Burada en önemlisi şu, kadın doğum hekiminin ve perinatoloji uzmanı hekim arkadaşı mutlaka takibinde olmak lazımdır.